Cansu, kız ne oluyor? Korkutmasana insanı gece gece. Benim gitmem lazım Ece. Tövbe bismillah, nereye? Ya ne olur bir şey sorma ama benim eve gitmem lazım. Ya tamam da yani ben de geleyim mi? Yapabileceğim bir şey var mı ya? Ya ben ölürüm meraktan ya. Endişelenecek bir şey yok değil mi? Hayır, endişelenecek hiçbir şey yok, tamam mı? Sen merak etme lütfen. Ya Cansu. Geri geleceksin değil mi? Yeni mi geldin? Şimdi geldim baba, çok olmadı. İyi misin? Bu çiçeğin anlamı neydi baba? Ercai Menekşe. Sürekli aklımdasın demek. Dur, daha bitmedi. Sürekli aklımdasın ama ben bundan şikayetçi değilim manasına geliyor. Sen bunu nasıl yapıyorsun baba? Neyi? Sana bir şey söylemeden içimi okuyorsun yani. Olacak o kadar. Babayım ben. Sen söylemeden ne demek istediğini anlarım. Hem zaten bir şeyler söylemenin zamanı gelmiştir. Hı? Ne dersin? Ne diyeyim ki? Bana değil. Kafandaki kimse ona söyleyeceğim. Hiç saklama. Şirin'i sevmediğini biliyorum. Kafanda başka biri var. O kadarına aklım eriyor. Seni dinliyorum. Adı Cansu. Cansu. Can veren su. Doğuma ilk verilen su. Nerede çalışıyor? Şirketten bizim Oliva'dan. Ya aramızda bir şey olduğundan değil, ben daha bana ne oldu onu çözmeye çalışıyorum. Hayatımda kimseye karşı böyle bir şey hissetmedim daha önce. Peki Şirin, onunla ne olacak? Baba, Şirin'e çok üzülüyorum ama denedim olmuyor. Haksızlık kıza yani. Biraz önce ayrıldım. Yazıklar olsun sana. Anne. Aşk olsun Kerem. Aşk olsun oğlum. Hiç mi düşünmedin kızın kalbi kırılır diye? Anneciğim bir dinle. Ah Yılmaz, ah. Bak yine, ah, başımıza gelenlere bak. Ah Kerem, ah. Ya anneciğim bir dinle, ne olur bir dinle. Çok çalıştım, çok çabaladım Şirin'i sevmek için ama olmuyor ya. Olmuyor, olmuyor. Suç mu? Şimdi mi aydın Kerem, ha? Kıza onca umut verdikten sonra şimdi mi geldi aklın başına? Hay Allah'ım, Allah'ım başımıza gelenlere bak, ha? Hayır. Başka bir kalbime düştükten sonra. Yazıklar olsun sana. Thank you.
Sonunda benim arşivin değerini bilen biri çıktı bu evde. Tebrikler. Hayrola bu saatte? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Kafam dağılsın diye biraz koşuya çıktım üstüm. Asıl senden ne haber? Keyfin pek yerinde maşallah. Kraliçem anlat bakalım ne oldu? Hani ne yaptın sen? Üstüme iyilik sağlık. Ne yapmışım? Anneciğim lütfen al şu telefonu. Hemen bir tane daha mesaj atıyorsun. Vazgeçtim de. Ya çok ileri gittin farkında mısın? Hepsi onun iyiliği için. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Ya bırak Allah aşkına anne, bu mu Cansu'nun iyiliği? Tehditle şantajla mı getireceksin kızı eve? Anlasın diye uğraşıyorum. Bu evde bir eli yağda bir eli balda yaşarken böyle para şöyle kötü, para böyle kötü diye nutuklar atmak kolay. Beni lükse düşkünlükle suçlamak da kolay. Hayatı boyunca hiç parasız kalmadı. Birazcık burnu sürtsün de görelim bakalım ne kadar samimiymiş. Anne sen Cansu'dan intikam mı alıyorsun? Hayır, hayat dersi veriyorum. Anne affet ama buradan bakınca ne yaptığını bilmiyormuşsun gibi görünüyor. Can. Bak biliyorsun seni herkesten, her şeyden daha çok severim. Ama anlayamayacağım bazı şeyler var. Anne kız olmak gibi. O yüzden sen oğlu oğlum. Asla iki kadının arasına girme. Ve sakın, ama sakın benden gizli ona para verdiğini duymayayım. Tamam mı? Peki tamam. Ama sen de şunu iyi bil. Ben Cansu'nun bu ev için ne kadar heyecanlandığını gördüm. Ya ilk defa içi kıpır kıpırdı kızın. Bu kadar mutluyken geri gelmeyecek anne. Planın işe yaramayacak. Benden söylemesi. Dönecek. Sen annene güven. İyi geceler anne. Anneciğim bir dinlesen beni. Ne oldu, küstük mü yani şimdi? Oğlum bizi yalnız bırak. Biz annenle biraz sohbet edelim. İyi de baba. Tamam tamam. Senin hiç işin yok mu? Hadi sen hiç merak etme. Ben hallederim hadi. Oh. Ayşen. Ayşen. Uykusuz kaldığıma değdi desene. Geldin işte tıpış tıpış. Geldim ya, dayanamadım. Nasıl iyi tanıyorum ben seni ya? Mesajı okuyunca dayanamadın değil mi? Çok. Okuyunca uyku tutmadı. İyi, aferin. Aklın başına gelmiş işte. 40 yılda bir anne sözü dinleyin anne. Çık yat da sabah. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen ya? Bu ev hiçbir zaman benim gerçek evim olmadı. Ben de hiçbir zaman buraya ait olmadım. Bu anahtar hep emanet oldu elimde. Ama ben artık emanet şeyler değil,
Gerçekten benim olan şeyler istiyorum. Ve ben arkadaşımın evinde gerçekten çok mutluyum. Boşuna umutlanma. Uğursuz değil misin? Çok yakında kendi ellerinle bozarsın o mutluluğu da nasılsa. Konuşabilir miyiz? Oliva'nın oradaki parktayım. Allah Allah. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben de korktum öyle gece vakti mesaj atınca. Ben seni şey demek için çağırdım. Otursana. Yok, ben iyiyim böyle. Bundan sonra dünya dursun falan istiyorum bazen. Ne? Yok bir şey. Ayakta iyiyim ben böyle. Hem acelem var. Gitmem lazım. Cansu, ben kız arkadaşımdan ayrıldım. Bunu bana niye söylüyorsun? Bunu sana söylüyorum çünkü... başkasından hoşlanıyorum. Cansu, istersen daha açık konuşayım. Ben... Ay yok, bu böyle olmayacak. Arıyorum ben polisi ya. Uğur böceğim. Ay canım benim ya, minik kuşum nasıl ağlıyor, ver. Ay kıyamam sana ben ya. Ay ne oldu sana? Oh. Ay nasıl ağlıyor boncuk boncuk ya, gel. Bir yüzünü yıkayalım mı? Yok, ben giderim. Yeah.
Ah Uğur böceğim. Gel bak sana ne hazırladım. Ne bu? Nane limon. Annem ne olsa nane limon kaynatırdı bana. Ne bileyim başın mı ağrıyor nane limon. Miden mi bulandı nane limon. Grip misin nane limon. Aşk acısından ölüyor musun nane limon. Ya. Biz bugünlere böyle geldik kızım. Ya sen gülüyor musun ya? Ay, sen gülüyor musun ya, yapma, sen? Yapma, yapma tamam huylanıyorum ya. Oh mis gibi ya. Oh anne tarifi işte her derde deva. Annen değil mi? İnsan ailesini seçemiyor be Uğur böceği. Alışıyorsun yani sadece. Kader dedikleri bu herhalde işte. Zamanla geçiyor. Annenle aranda her ne olmuş olursa olsun geçecek. İnan bana. Yani eğer anlatmak istersen. Anlatamam. Anlatırsam daha kötü olurum şimdi. Boş ver. Tamam ne zaman istersen. Tek sıkıntı aile mi? Evet. Ya yapma ama böyle ya. Daha yeni susturduk seni. Ağlama sakın. Ay canım benim ya. Kıyamam ya böyle. Ben çıkıyorum, işim bitti. Bu kozmetik davasıyla ilgili belgeleri imzaladım, şurada duruyor. Yalnız Süreyya Hanım'ın imzası da gerekli. Anlamadım. Kendisi yönetim kurulunda biliyorsunuz. Biliyoruz herhalde. Niye imza atmadı şimdiye kadar? Siz alırsınız diye düşündük. Çok pardon, eşiniz olduğu için. Pes yani, pes! Sizin yüzünüzden dünyanın tazminatını ödeyeceğim şimdi. Çok affedersiniz. Ne yapalım şimdi? Hadi, hadi, hadi git, git! Oğlum ya. Sabaha kadar tepindim. Yalnız içti güçtü falan derken nasıl ihtiyacım varmış böyle bir geceye? Uzak kalmışım oğlum sahalardan. Şş, bizim çocuklara söyle haftaya tekrarlıyoruz bunu ha. Özlüyor oğlum kızlar sonra beni. Hadi kapat kapat. Sen misin oğlum? Neredesin? Aa, ne yapıyorsun sen sabah sabah mutfak? Sana kahvaltı hazırlıyorum işte. Ya dün Oliva da sabahladım da ben. İşte şu kurul toplantısına hazırlandım biliyorsun iş gücü yani. Hadi sen geç dışarıya ben getireceğim şimdi kahveni de koyayım. Hadi. Allah Allah.
Ne oluyor burada? Zeliha. Elif. Cevap versenize. Ne oluyor? Affet beni Süreyya. Benim için mi bütün bunlar? Tabii ki senin için. Şu adamı artık affet diye. Onca hatanın telafisi evin bir köşesine serpiştirilmiş gül yapraklarıyla olmaz. Kahvaltı hazır değil mi hala? Hazır efendim, dışarıda. Sonunda bu evde birilerinin yüzü gülüyor. Vallahi başımıza taş yağacak. Güller etkili olmuş anlaşılan. Babam da işini biliyor hani. Saçmalama. Ne gülü? Benim keyfimin nedeni başka. Neymiş? Alo. Ben Süreyya Koran. Kızım Cansu Koran'a ait bütün kredi kartlarının iptalini rica ediyorum bugün. Teşekkürler. Bravo anneciğim. İnşallah kızcağız parasız kalıp kötü yola düşmez. Cansu'nun seni çiğneyip arkadaşında kalma kararı aldığını duymuştum ama bu kadar ileri gidebileceğini ben bile tahmin edemezdim. E tahmin edemezsin tabii. Tahmin edecek olsan 30 yaşında boşanmış olarak baba evinde olmazdın. Birinizde anne sözü dinleyeyim. Geldi. Oh. Ya Bediye Sultan'a layık değil ama. Şehzadem, sen yaparsın da ben sevmem mi? Sen şimdi kurula sunacağın rapor için sabahladın öyle mi? Tabii babaanne. Sen gurur duymak istiyorum seninle demedin mi bana? Tamam işte gurur duyacaksın. Kerem de yanında mıydı? Birlikte mi çalıştınız? Kerem mi? Hı? Niye ben kendi başım halledemez miyim? Canım ben şimdi öyle mi dedim? Sadece siz birbirinizi çok güzel tamamlıyorsunuz. Şu duvara yaptığınız resimleri hatırlıyor musun o günü? Ben çizeceğim. Ya hayır ben çizeceğim. Ben çizeceğim. Ver ben çizeceğim. Ben çizeceğim. Mert, Kerem. Aa, ne yapıyorsunuz siz? Neyi paylaşamıyorsunuz bakayım? Ha? Kerem benim istediğim resmi çizmiyor. Sonuncu boş geldi. O da anlaşamadık. Pekala. Demek duvar bir tane kaldı. O zaman bu dursun. İstediğiniz resmi çizin. Hem de duvara. Var mısınız? Oley! Peki hadi bakalım. Mert sen bu duvara. Sen de bu duvara Kerem. Bir dakika boyaları paylaştıracağım şimdi. Hadi bakalım fırçaları alın. Bir saat sonra bakacağız resimlere tamam mı? İstediğinizi çizebilirsiniz. Mert sen koş bu duvara. Geç bakalım oraya. Dikkatli çıkın yalnız koltukların üzerine, tamam mı? (Gülüyor)
canlarım benim. Hadi Mert, anlat bakalım. Ne çizdin? Bunların adı Kaan. Kocaman bir halk bunlar. Bunlar da onlardan ikisi. İkisi yakın arkadaş. Çok uzak, hiç kimsenin bilmediği bir gezegende yaşıyorlar. Bravo. Ne gülüyorsun, çok mu komik? Gel gel gel, gidip Kerem'inkine bakalım. Ne çizmiş? Anlat bakalım Kerem, ne çizdin? Bu roket saatte 50.000 kilometre hızla Ay'a gidiyor. Hayali yerlere gitmiyor yani. Gerçekte var olan yerlere yolculuk ediyor. Ay çok güzel. Ay bayılıyorum size ben. Yerim sizi ben. Yerim, yerim benim sanatçı çocuklarım. Biriniz hayalperest, diğeri ona inat, gerçekçi. Kerem sadece, nasıl diyeyim, rahmetli babana benziyor bazen. Prensipli oluşu, ayaklarının yere basması, çalışkanlığı. Çocukken de anımsatırdı hep bana onu. Ama şimdi tam Hikmet'in gençliği. Afiyet olsun. Oliva'ya mı? Evet. Günaydın Netice. Ya sus dinle. Ona bak, şahane bir planım var. Bu hafta sonu sen, ben, Cansu, Ece bizim görevine kaçıyoruz. Görevi mi? Oğlum rüyanda mı gördün, deli misin? Hem kurul toplantısı var. Ya başların kuruluna da toplantısına da be. Ne kurulmuş arkadaş? Sen geliyor musun gelmiyor musun, onu söyle. Bak benden medet umuyorsan onu unut ha. Bu sefer tek başına halledeceksin. Kardeşim bak, Ece benimle konuşmuyor. Tamam mı? Gönlünü almam lazım kızın ya. He. Ece'nin gönlünü almak kurul toplantısından önemliyse sen bilirsin tabii. Of be oğlum, bir kere de 40 yaşındaki aile babaları gibi konuşma ya. Ya bir kere de yaşıtların gibi tasasız bir adam ol, dertsiz bir adam ol. Eğlence düşkünü bir adam ol ya. Allah Allah. Yalnız ben gelsem de bir sorun var. Cansu hayatta gelmez. Ha, yine Cansu, yine problem anlaşılan. Ne yaptın bu sefer? Bir şey yaptığım yok. Kaçıyor benden. Nasıl kaçıyor? Bayağı. Dün buluşmak istedim, arkasını döndü, kaçtı gitti. Üf, kapat kapat itici. Ya, tamam oğlum tamam, kızma hemen tamam. Bak bir kere de ben senin arkanı toplayayım, tamam mı? Cansu işi bende kardeşim. Ben onu ikna ediyorum görevine. Tamam. Hadi öperler hadi. Thank you.
Günaydın. Oy oy, gözünü açamıyormuş. Aç gözünü Uğur böceğim, baksana neler yaptım. Ya neler yapmışsın sen yine ya. Ya ben bunları hak etmiyorum ki. Aa, o ne biçim laf ya, çarparım ağzına. Bak seni çizdim. Ya bana daha ne kadar iyilik yapmayı düşünüyorsun? Aa, lütfen. Rahat uyudun mu? Evet, evet. Ya asıl aklıma ne geldi biliyor musun? İlk defa kaldığın evin anahtarını gece yatarken yastığın altına koyarsan rüyanda kocanı görürmüşsün. Ne? Evet, anneannem söylerdi. Keşke yapsaydık ya. Sen inanmıyorsun değil mi böyle şeylere? Tabii ki inanıyorum ya. Gece mesela anneannemi gördüm ben rüyamda. Ay çok acayipti ya. Böyle sokağın başında beni görüyor. Bana doğru geliyor böyle. Elimde bir resim. Ece, sana koca buldum kız diyor. Kimmiş peki? Mert tabii ki ya. Böyle resmi bayrak gibi sallıyor elinde. Erik gibi çocuk vallahi, sakın kaçırma Ece diyor. Ay hayır olsun inşallah. Hadi yesene. Günaydın, annelerin gülüyor. Yılmaz. Söyle oğluna günaydın. Hanım. Uzatma artık. Anne, sen benim yumurtayı rafadan yemediğimi biliyorsun. Yılmaz. Söyle oğluna. Her şey onun istediği gibi oluyor. Yumurta benim istediğim gibi olacak. Keşke her şey istediğim gibi olsa ya. Niye? Deli kız istemedi mi seni? Birincisi senin bildiğin o kız o kız değil. İkincisi evet istemedim. Kaçıyor benden. Derdi neymiş? Gerçekten merak ediyor musun? Anne, senin merak ettiğin tek şey Şirin, ben değilim ki. Tamam. Tamam, yapmayın oğlum. Anneciğim, ben Şirin'i başkasına koşmak için terk etmedim. Gönlüm başkasındayken Şirin'in yanında olmak bana yakışmayacağı için terk ettim. Bunu böyle bil, bana yeter, tamam mı? Afiyet olsun. Amca kapının önünde. Senin burada kaldığını görürse hemen kiraya zam yapar. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Bak şimdi. Şimdi ben çıkacağım, böyle muhabbet edip onu oyalayacağım. Sen arkadan çıkacaksın, tamam mı? Tamam. Hadi ben çıkıyorum. Ay dur dur dur. Ne zaman çıkacağımı nereden anlayacağım ben? Ya elma dersem çık, armut dersem çıkma. Ya benim hayatım böyle Uğur böceği, ne yapacaksın? Maceraya hazır mısın? Tabii. Deme onu, onu deme. Ay Hacı amca, iyi günler, nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Kaç gün kaldı senin kiraya? Ya ne zaman beni görsen kiradan bahsediyorsun Hacı amca ya. Yani bir kere de elmalardan bahsetsen ya da armutlardan. Ne elması, ne armutu kızım? Güneş mi geçti başına? Yok, canım elma çekti. O kadar sadece. Seni ilk gördüğümde deli olduğunu anlamıştım. Evi bu deliye vermeyeyim dedim, anlatamadım. Şimdi anlaşıldı senin derdi. Hesap ver bakayım, kim bu kız? Yoksa yeni ev arkadaşım ha? Ya yok, ne ev arkadaşı Hacı amcacığım. Kuzenim o benim ya, kuzenim. Ben kuzen muzen anlamam kızım. Bu kız yerleşirse eve, kiraya zam yaparım. Aa yok canım, ne yerleşmesi ya? Haftaya dönecek o. Nereye? Köye. Köye dönecek.
Ne köyü ya? Neredeymiş bu köy ya? Bu kız baştan aşağı modern. Şimdi kızlar işte böyle. Hacı amcacığım ne yapacaksın? Neredesin sen bakayım? İç Anadolu'nun içinden bir köyden. Peki baban ne iş yapar? Babam... çoban. Ben de çobandım gençliğimde, onunla uğraştım. Büyük mü, küçük mü? Anlamadım. Kızım, büyük baş mı, küçük baş mı dedim. Ha, büyük, büyük, en büyük. Madem çoban kızısın, misafirsin, hoş geldin o zaman. Teşekkürler. Gözüm üstünde, ona göre. Tamam Hacı amcacığım, biz gidelim o zaman. İyi günler size, hoşça kalın. Hadi güle güle. Günler. Bak Uğur böceğim, bu saatte buradan ha otobüse binmişsin, ha 3. Dünya Savaşı'na girmişsin, aynı şey. Anlamadım. Yani diyorum ki otobüse binmek için gördüğün gibi dev bir kalabalıkla mücadele etmen gerekecek. O yüzden kıvrak olacaksın. Otobüse adım attığın anda şu kıvrak ve seri hareketlerle arkaya doğru ilerlemen gerekiyor. Oralar daha ferahtır. Tamam mı? Tamam. Zaten beni takip et, benim yaptıklarımı yap, ilerlersin arkaya doğru. Tamam. Sana güveniyorum. Hadi rastgele, sana güveniyorum. Ece! Ece neredesin? Buradayım Cansu. Ya benim şeyim yok. Akbilim mi yok? Ya benimki de bitti, hay aksi ya. Abiler, ablalar. Şu ön tarafta görmüş olduğunuz kızın akbili bitmiş. Boy ver Cansu. Hah, işte bu güzel kızcağızımız. Bugün bize, yarın size ya. Hayrına bir akbil basıverin ya şu kızcağıza. Ya yok mu bir İstanbul hanımefendisi, beyefendisi koca otobüste? Aa. Yok galiba. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok güzel uyuyor kızımız mışıl mışıl. Baksana Met. Sen de yanımızdasın. Tam bir aile olduk. Ya hep böyle evde mi yaşayacağız aşkımızı? Biraz şöyle dışarı çıksak, gezip tozsak diyorum. Saçmalama. Evli olduğumu bilmiyorsun sanki. Ama dur. Bak ben ne aldım? Müzikale 2 bilet. Gala gecesine hem de. Hani şu boynunda fularla gezen enteller var ya. Onlar gitmişler Amerika'da. Öve öve bitiremiyorlar. Mutlaka izlenmesi gerekiyormuş diyorlar. Işıl, koskoca bir holding yönetiyorum ben. Bir de gala gecesi diyorsun. Magazin basınına alet olmak istemem. Bana bak, sen karından mı korkuyorsun?
Süreyya ile aramda karı koca ilişkisi kalmadı artık benim. Nasıl yani? Aa, gerçekten mi? Ay. Ay, ben şimdi senin hayatındaki tek kadın mıyım yani? Evet. Belki bir yurt dışı yaparız yaz sonuna doğru. Gözlerden uzak, sadece sen ve ben. Sen nasıl istersen sevgilim. Görüşürüz. Cansu'nun bir konuşabilir miyiz? Ne olur bana yardım et Mert Bey, yine fırça atacak yoksa. Emret Cansu, nerede o sarı şeker? Şurada geliyor. Tamam sen kaç. Günaydın sayın müdürüm, nasılsınız? İyiyim Ercan, iyiyim. Dur işim var şimdi. Aa, sizin olanlardan haberiniz yok o zaman. Ortalık yıkıldı ya. Ne oldu ya yine? Ya iki tane genç bir video çekiyorlar. Bir patlıyor video, bir çatlıyor. Hemen izleteyim müdürüm. Ya bak dur, patlama Ercan, dur dur. İşim var diyorum sana. Hadi ya, bulamadın mı daha? Ece Sert. Bu nedir canım? Sosyetik bir mekanda nezih bir yemek yiyelim dedik. Yemek mi yedik? Emel Sayın'ın sarıldığı halıyı mı yedik? Belli değil yahu. Buranın sorumlusu kim? Ercan. Müdür bey, vallahi yemeğin içinden topak topak kıl çıktı. Acaba diyorum ben yine şef mi olsam? Hani olmuştum ya bir kere oyuncuktan. Gerçekten her yeri tertemiz yaparım. Ercan, dua et Cansu'yu bulmam lazım Ercan. Allah'ım ne olur Cansu'yu bulmasın. Cansu, bir konuşabilir miyiz? Cansu yok Mert Bey, ben yardımcı olayım. Ercan sabrım taşıyor. Elimde kalacaksın. Hah, buldum. Bak şimdi dediklerimi unutma tamam mı? Gözün bende olsun hep. Tamam tamam. Alo? Ece Sert'le görüşüyorum değil mi? Evet benim ama şu an hiç müsait değilim yani. Ece Hanım, öncelikle tebrik ediyorum sizi. Ben... İyi de adı ne? Martı Tur'dan arıyorum. Sizin için bir hediyemiz var. Ne? Hediye mi? Evet, bu pazar günü göl kenarında. Bütün masraflarınızı biz karşılayacağız. 4 kişilik bir piknik hediyemiz var. Tam 4 kişilik Ece Hanım. 4. Bir dakika ya, nerenin gölü bu? Ayrıca siz hangi firmadan arıyorum demiştiniz? Ve numaramı nereden buldunuz? Ben bir yetkili arkadaşa bağlayayım. Ece, ne haber? Kerem ben. Ah, asistan. Tahmin etmeliydim. Ya... Bu hafta sonu sen, ben, Cansu, Mert, Mertlerin görevinde pikniğe mi gitsek, ha? Ben yalancılarla piknik yapmıyorum asistan, bunu aklına sok. Ya niye bana veriyorsun ki telefonu sen, ha? Var. Cansu. Yardımın gerek. Hayırdır asistan? Bu niye ciddiyet? Ya bak bana bir tek Ece asistan diyebilir tamam mı? Bunu bir şey yapalım. Ya bu arada Ece demişken... Ya yardım et bana Cansu ya. Ya patronun görevine pikniğe gidelim istiyorum. Ama Ece konuşmuyor ki benimle. Ne güzel gideceğiz, eğleneceğiz dördümüz. Dördümüz? Hı-hı. İşte senle Mert, benle de Ece. Yani kadro bu. Sen unut o işi.
Niye? Ya kızın morali bozuk. Yüzü gülsün istiyorum birazcık. Sen ve o çok bilmiş patronun bizden uzak durun, tamam mı? Unut o işi sen. Allah Allah. Gel Begüm'cüm. Sabah annem, şimdi sen. Maşallah anaoğul keyfiniz pek yerinde. Hayırdır, sana da mı buket buket gül geldi yoksa? Hayır canım, mağdurları telafi etmenin bir yolunu buldum galiba. Ha, nasıl? Bak buraya. Pazarlama bütçesini biraz kısarsak bu iş tamam. Protestoculardan Gamze Hanım ve diğerlerine çok güzel bir meblağ ödeyebiliyoruz. Ya, babamı da ikna ettin o zaman. Yok, daha değil. O yine bir işler çeviriyor ama dur bakalım, yakında çıkar kokusu. Ama ben kimseyi mağdur etmeyeceğime eminim. Begüm, bir baksana bana. Benim bilmem gereken ama bilmediğim bir şey var mı? Yok canım. Ne olabilir ki? Can, ben sana çok güveniyorum. Sen bugüne kadar kafana ne koyduysan mutlaka hepsini gerçekleştirdin. Bu da onlardan biri olacak. Eminim. Ortak, bizim şu kurul meselesini şey yapalım mı artık? Bir ay demiştin ortak. Bir ay içinde sen bu işe hakim olacaksın. O yüzden benden medet umma. Kendin kotaracaksın bu durumu. Hala benden kaçıyor ya. Sen tam olarak ne yaptın bu kıza? Bir anlat bakayım bana. Ya bir şey yapmadım. Şirin'den ayrıldığımı söyledim işte. Ne? Sen Şirin'den mi ayrıldın? Abi ne zaman, ne ara? Benim niye haberim yok bu işlerden ya? Bir de başkasından hoşlandığımı söyledim. Yuh. Ha, itiraf üstüne itiraf diyorsun ha? Ha, ben hiç kimseye aşık olmadım diyen acemi şapkınıma bak benim be. Oğlum, Şirin sana göre değildi zaten. Yani başından beri belliydi bu da. Hani sen göreceksin falan diye ben bir şey demedim. Ne iyi o zaman, bir aramıza hoş geldin partisi yaparız sana kardeşim. Ha? Şöyle altın harflerle yazarız adını onur listesine. Of Mert, of. Nasıl itiraf ettin peki Cansu'ya? Ha? Elini tuttun mu peki? Ha? Şöyle beline sarılıp kendine doğru çektin mi? Mesain kaçta bitiyor bugün? Şey yapalım mı beraber? Beraber mi? Bilmem ki. Şöyle bir rooftop'ta güneş batarken bir şeyler içeriz mesela. Hı? Güzel olmaz mı? 8'de kapıda buluşalım. Sizin de aynen böyle geçmesi gerekiyordu. Bir şey olursa odamdayım. Dur. Oğlum. Oğlum meseleyi kendin çözeceksin diye bekliyorum ama bir türlü birleştiremiyorsun parçaları. Ne diyorsun abicim sen ya? Cansu diyorum, Cansu. Ha. Niye kaçtığını biliyorum senden. E söylesene o zaman. Ne bu? İsteğim budur. Çıkar herif. Ya kalp kırmaya gerek yok Kerem Bey. Şartlarımız gayet açık. Eğer sizin de işinize geliyorsa anlaşabiliriz. Tamam. Söyle bakalım, neden köşe bucak kaçıyor bu kız benden? Arkadaşının aşkısın çünkü. Abi bu gönül işlerine hiç aklın ermiyor senin ha. Ya Ece diyorum, Ece. Kız aşık sana, tutulmuş. Senin Ece? Ha. Ya anlamadın sanki hiç. Ya oğlum ne bileyim, bir şirinlikler bir şeyler yapıyordu da ben... Ciddi bir şey miydi o?
Oğlum kız senin evleneceğini öğrenince karalar bağladı, yaslar tutuyor. O depresyon senin, bu depresyon benim geziyor kaç gündür ya. Peki sen ne diyorsun bu duruma? Ya ne diyeceğim ben de, ne alakası var? Önüne geleni kendine aşık eden sensin. Cansu mu desem, Şirin mi desem, Ece mi desem? Ece diyorum kardeşim, Ece. Sen bozulmuyor musun burada? Ha oğlum, kız seni patron zannediyor da o yüzden aşık sana. Gerçekleri bir öğrense hemen zaten koşup gelirim koldan. Yemin ederim hayranım ya Yusuf'un, yemin ederim hayranım. bir Mert Çal'dan kolay yetişmiyor kardeşim. Sen bırak şimdi onu, ne yapacaksın Cansu'yla ilgili? Anlıyorum onu, tabii ki hiçbir şey yapmayacağım. Arada Ece olduğu sürece asla peşinden koşmam. Zor durumda kalsın istemiyorum. Ben. Ne oldu? Oğlum böyle olunca daha çok aklıma düşüyor Cansu. Ya baksana arkadaşı için yaptığına. Ne karakterli kızmış ya. Yapılacak şey belli. Kaçmana izin vermeyeceğim. Konuşalım mı? Hayır, konuşmayalım. Gel benim. Karar senin. Ya sen ne yapıyorsun ya? Sırf patronsun diye beni öyle istediğin yere sürükleyemezsin, anladın mı? Benden neden kaçtığını biliyorum Cansu. Biliyor musun? Arkadaşın Ece yüzünden. Hani benden hoşlanıyormuş ya. Ben seni zor durumda bırakmak istemedim hiç. Bilseydim sana yaklaşmazdım böyle, gözlerinin içine bakmazdım. Yapma, ne olur. Ne olur ben şu an buradan hemen gitmezsem. Anladım, tamam. Bir daha yanına yaklaşmayacağım. Gözlerinin içine bile bakmayacağım. İstediğin bu değil mi? Evet, bu. Tamam. Son konuşmamız o zaman, öyle mi? Ama bilmeni isterim ki sesini duymak bile çok güzel. Veda mı ediyoruz şimdi? Veda ediyoruz. Şimdi gitmezsem bir daha gidemeyecekmişim. Ha. Ama şunu bilmeni istiyorum ki... arkadaşın için yaptıkların... onu kendinden önce düşünmen... ne diyeyim Cansu, milyonda birsin. Çok mutlu olmayı hak ediyorsun sen. Keşke çok sevinirdim.
ne güzel. Aynı genç aşıklar gibi. Çok şanslısın Süreyya. İzninizle hanımlar. Beğendin mi sürprizi? Teşekkür ederim. Teşekkür etme Süreyya. Akşam benimle yemeğe çık. Eskiden olduğu gibi. Çok güzel bir jesti, kabul ediyorum ama sabah da söyledim. O kadar kolay değil. Eskiden özel hayat diye bir şey vardı Süreyya. Her şey mahrem yaşanırdı. Eskiden. Siz hatırladığınıza göre Osmanlı'nın son zamanları falan olmalı. Kocanla ilişkin çözümlendiğine göre eski halimize dönebilir miyiz? Tabii. Hem de büyük bir zevkle. Buyurun hanımlar, toplantıya geçelim. Arkadaşlar, hazırladığım yıllık bütçeyi onaylıyoruz. Kabul edenler? Peki, etmeyenler? Ece? Ece? Burada mısın? Ya Ece, eğer yine Mert için üzülüyorsan kızacağım artık ha. Hayır. Atlattım ben onu, onu böreceğim. Ağzım doluydu, cevap veremedim. Ah. E niye buraya kapandın yine o zaman? Kıyafet seçiyordum. Bak. Ne için bu? Mert Bey'in düğünü için. Çok güzel değil mi? Yani bu düğün için değil de cenaze için daha uygun sanki. Kefen giyip gitmediğime şükretsin. Bütün gece matem kıyafetleriyle siyahlar içinde oturacağım. Ne kalkıp bir şıkıdım oynayacağım, ne de halaya duracağım. Sen de lütfen ısrar etme, halaya falan sokma beni. Sen az önce toparlandım dememiş miydin? Ya hayatımın aşkı evleniyor. Allah Allah, bir günde nasıl toparlanayım ben? Tabii ki toparlanamadım. Hadi toparlan, toparlan. Evlenmiyormuş seninki. Ne? Kim söyledi? Asistan söyledi ya. Hatta dördümüz pikniğe gidelim dedi. Moralimiz düzelsinmiş. Ben de unut o işi sen dedim. Ya Uğur bacım, o pikniğe kesinlikle gitmemiz lazım bizim. Ya Mert'im nişanlısından ayrılmış ya. Onun şimdi şefkate ve sevgiye ihtiyacı olur. Böyle başını koyacak bir omuz, böyle gözüne bakacak bir göz ister. Bu fırsatı kaçıramam. Ya Ece bak, yine üzüleceksin. Ya asıl gitmezsek üzüleceğim Uğur bacım. Ne olur gidelim ya lütfen. Bak ben seni pazar gün kahvaltıya götüreyim, tamam mı? Bütün gün gezelim, kafa dağıtalım. Ya sen beni mutlu olmamı istemiyor musun? Aşk olsun Uğur böceğim ya. İstiyorum tabii, istemez miyim? O zaman ne olur gidelim ya, ne olur, ne olur, ne olur. Tamam. Yaşasın. O zaman sen git o yalancı asistanı söyle. Çünkü ben onunla konuşmuyorum. Gideceğimizi ona söylersin. O şimdi bir yere falan gider. Hadi sen bir an önce git söyle Uğur böceğim ya, lütfen. Oh be, of. Neyse ya, kilo almayayım. Buna da ihtiyaç kalmadı artık. Oh çok şükür. Merhaba.
Mert Bey odasında mı? Hayır. Asistanı Kerem Bey içeride. Tamam, teşekkürler. Hey! Ne yapıyorsun ya? Masaj da ister misin? Ya ödümü patlattın ha. Patlasın zaten. Ya Mert Bey gelseydi benim yerime, seni böyle görse kapının önüne koyardı valla. Haklısın ya, dalmışım, sağ ol. Neyse. Biz pikniğe geliyoruz, onu söylemek için geldim. Nasıl? Bir dakika, Ece de geliyor değil mi? Tabii ki geliyor. Kaçta, nerede olacağız yarın? Ben arayacağım yarın sabah Ece'yi. Biz 9 gibi gelip sizi alırız. Oradan da Mert'in görevine geçeriz, uzak da birazcık. Tamam. Sen de toparlan artık Mert Bey gelmeden. Tamam. Cansu. Bu iyiliğini unutmayacağım. Evet. Ben hazırım. Hadi bakalım. Ne o? Şirin'e mi üzülüyorsun? Yok. Oğluma üzülüyorum ben. Gül gibi kısmetini tepti. Ne güzel yuvası olacaktı şimdi. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Düşünme artık. İnsan nerede olsa kısmetini bulur. Ben seni bulmadım mı ha? Buldum. Seni hiç yalnız bıraktın mı? Bırakmadım. Bugünü de atlatmanı sağlamaz mı? Sen her şeyi yaparsın. Sen benim canımsın. Evimin direğisin. Yılmaz'ımsın sen benim. O zaman gül biraz Ayşen Hanım. Bizim oğlumuz boş adam değil. O kendi yolunu bulacak. Biz de onun arkasında duracağız. Tamam mı? Artık evimize gidelim. Yok, sen git, benim az daha işim var. Ben hava kararınca bir taksi atlar gelirim. İnat etme, evimize gidelim. Kerem'in aldığı ilaçla başını şöyle güzelce bir koyayım. Hadi. Ne o? Eve gitmek istemiyor musun? Bütün mahalle duymuştur şimdi Şirin'in halini. Nasıl bakacağım ben insanların yüzüne? Dert etme, genç onlar. Sana demesi kolay. Sen zaten kızı başından beri sevemedin. Hayda, yine başladık. Utanıyorum ama Yılmaz. Bütün mahalle düğün günü beklerken ben şimdi... Orada dur biraz Ayşen Hanım. Bizim oğlumuz utanılacak bir şey yapmadı. Allah Şirin'e de gönlüne göre verir. Nasip değilmiş, ne yapalım? Eğme başını. Bizim oğlumuz bize baş eğdirmez. Hadi. Hadi kalk. Kalk. Hadi kalk, evimize gidelim. Hadi. Öğrenciyiz de paramız yok de pazarlık yap, tamam mı? Tamam. Hoş geldiniz. Abi biz öğrenciyiz, bizim paramız yok. Dur kızım, bismillah. Önce sen ne istiyorsun onu söyle. Abi bize şöyle sağlam bir yatak dolap göstersene sen, ama ucuz yollu bir şey olsun. Abla seçti galiba. Aa, hakikaten çok güzelmiş. Yalnız birinci kalite mal seçtin abla. Bu var ya, bunun malzemesi komple meşe. Bunu al, götür, vur, at. Hiçbir şey olmaz. Ne kadar bu? Aa, normalde 1750 lira ama... sizin için 1500 lira olur. Yo. Ay, ay çok pahalıymış canım. Ay çok pahalıymış canım. Evet yani, ne bu, ev mi alıyoruz? Abi ne yaptın sen, spotçu değil misin ya? Abla bu sıfır mal. Bana gerisi zaten 1475. Ama abi biz öğrenciyiz, bizim paramız yok. Neyse tamam. 1400 lira olsun sizin için. Sabah sabah sifre yapan. Nasıl ödeyeceğim? Kartla. Thank you.
Maskart. Nasıl olur ya? Yani daha zar zor geçen gün yatırdım da. Tekrar deneyim. Yok, gene aynı, onaysız. Allah Allah. Bir de bunu deneyim. Bu da onaysız. Bir de şuradan çeker misiniz? Yuh, kaç tane kartın var kızım senin? Benim değil ya, annemin hepsi. Tabii ya, annem kapattırdı. Yani kalıyor mu şimdi? Benim gerçekten param yok. Halledeceğiz sana bir yatak be. Halledeceğiz. Size de iyi günler. Aynur Hanım. Günler. Bak, demedim mi ben sana? Boş ver. O önce kocaya kaçan kızına baksın. Öbür kızı da evde kaldı zaten. İlahi, hiç güleceğim yoktu Yılmaz Bey. Boş ver böyle dedikoduları. Bizim mutluluğumuz her şeyden daha önemli. Hadi gel. Ay bu da... Ay! Biz alırız bunu ya, tamir ederiz. Ben bir de boyayacağım. Hah, çok güzel olacak. Ondan sonra şuradan da bir cibinlik falan belki sarkıtırız. Hah, mis gibi olur vallahi. Vallahi ona ne şüphe, sen her şeyi yaparsın. Ben bir yorgunluk kahvesi yapayım mı içelim? Ay hadi yapsana. Abi. Ne yapıyorsun? Küçük karabalık. Gerçek dünyaya alışmaya çalışıyorum. Annem kredi kartlarımı iptal ettirmiş de. Nasıl ya? Paran pulun var mı peki? Göndereyim sana istersen. Ya Süreyya Koran'ı tanımıyormuşum gibi davranma bana lütfen. Kesin sana da talimat vermiştir yardım etmeyeceksin diye. İyi de olur mu öyle şey Cansu? Sen benim kardeşimsin. Parasız pulsuz ortada mı bırakayım seni? Sen hiç kendini benim için riske atma. Ya ben gittim bugün pazarlık yaptım, bir dolap bir yatak aldım, benden mutlusu yok vallahi. İyi de yavrum benim. Tamam, sen beni düşünme. Evet, bu savaş annemin istediği gibi olacak ama bu sefer kaybeden ben olmayacağım. İyi tamam, sen kararını vermişsin çoktan. Bana bak, bir an önce yerleş de ben de seni ziyarete gel. Buraya giremezsiniz. Çekil önümden. Cansucuğum kapat, ben seni arayacağım, tamam mı? Tamam, görüşürüz. Bravo edeceğim size. Görüşürüz. Bunun hesabını vereceksiniz, bırak beni. Hanımefendi, buraya giremezsiniz. Çekiş önünden. Hanımefendi. Bırak. Lütfen. Yüzümün haline bakın. Hanımefendi, lütfen. Çık hele. Dava edeceğim sizi. Bunun hesabını vereceksiniz. Bırak beni. Hanımefendi, lütfen. Bırak diyorum size. Çıkarın. Bunun hesabını vereceksiniz. Lütfen zorunu çıkarın. Bırakın. Hepinizden hesap soracağım. Sevinç. Bu ürünle ilgili özellikle cilt lekesi şikayetleri olanların tam listesini istiyorum. Hemen. Hepsini mi? Ya kaç kişi olabilir ki?
Efendim, Can Bey mağdurların dosyasını istedi. Öyle mi? Sonunda dank etti Can Bey desene. Tamam Sevinç, sen çıkabilirsin. Ben götürürüm dosyayı. Bu ne Begüm? Mağdurların dosyası. Sevinç'ten istemişsin ama bizzat getirmek istedim. İyi de burada onlarca kişi var. Tam tamına 143 kişi. Elini sallasan 50'si Can'cığım. Kolay değil. Madem artık kozmetik bölümünün başına geldin, uğraş dur. Ha. Bu arada yine de yardıma ihtiyacın olursa ben odamdayım. Ama kusura bakma. Malum artık başka işlerim var. Kolay gelsin. Çıldıracağım ya. Neredeymiş? Ha. Yok mu benim uyuşucum? Sorma. Heyheyleri gene üzerinde. Ama merak etme, kıracağız inatını. Hadi gel. Gel bakalım oğlum. Annem. Başın mı ağrıyor? Ben de sana Ahmet Usta'dan tulumu almıştım. Aa, uzatma artık Ayşen Hanım. Anneciğim yeter artık ya. Hadi affet ne olur. Ben ne şirinle ne de seni üzmek istemedim ya. Hazır değilim. Ben yatmaya gidiyorum Yılmaz. Ha. Şunu da sakın unutma. O deli kız bu kapıdan içeri adım atamaz. Merak etme anneciğim. İş yerindeki kızla aramızda bir şey olma ihtimali zaten kalmadı. Ortak! Hadi aç kapıyı ya. Hayırdır? Seç birini kardeşim. Oğlum ne oluyor ya? Ya konuşma hadi seç. Bu. Hoppa. Arabayı sen kullanıyorsun kardeşim. Cansu yanında oturuyor. Ben de Ece'nin arka koltuktayım. Ortak içtin mi sen? Pikniğe gidiyoruz oğlum pikniğe. Yarın gidiyoruz Cansu ile Ece'yi alıyoruz sabahtan. Oradan da vın bizim göl evine. Saçmalama Cansu hayatta gelmez. Tabii sen istersen gelmez de Ece isteyince geliyor işte yani. Ha, bu arada Ece ile ben ilgileneceğim kardeşim. Sıkıntı olmaz yani. Şu hoşlanmadığın Ece ile. Bak hala ne diyor ya. Hoşlanmıyorum oğlum. Allah Allah. Üf, tamam ben hadi kaçıyorum. Bak yarın sabah 8'de burada olacağım ha. Haberin olsun. Sen hoşlanmadığın kız için sabahın köründe kalkacaksın öyle mi? Bak. Hiç hoşlanmıyorsun canım. Ne alakası var ama yani. Tamam kardeşim. Günah benden gitti. Al. Geldim, geldim. Bağırma. Günaydın. Ece bunlar ne? Ne ara hazırladın sen bunları? Ya of, o kadar heyecanlandım ki uyku tutmadı. Ben de kalktım börek, çörek, kurabiye falan hazırladım. Ay kalbim çıkacak heyecandan. Börek yapmışsın ya. E nasıl taşıyacağız? Neyle götüreceğiz biz bunları? Şöyle. Şöyle.
tatlı piknikçi Ece Kelle. Hazır. ben de gideyim de mangal için bir şeyler alayım bari. Çabuk ol. Ne? Nasıl 44 liram kalır ya? Merhaba. Merhaba. Bir kilo pirzola ne kadar? 60 lira. Ne? Almayayım kalsın. Et. Altından değerli güzel kızım. Öyleymiş teyzeciğim. Sen köfte al köfte. O daha hesaplı. Efendim anne. Neden sesin gün geliyor senin öyle? Al dur tahmin edeyim. Paran mı bitti yoksa? Üzgün falan değilim. Keyfim gayet yerinde. Ben yine de akşam yemeği için sana servis açtırıyorum. Yemekte görüşürüz. Köşeye dönün. Hah, tamam gördüm sizi. Orada durun, fazla yaklaşmayın. Hacı amca görmesin sizi. Geliyorum ben. Hacı amcam o ne ya? Ya asistan, elim kolum çok dolu ya. Şey, bana bir iyilik yapsan. Mert Bey belki gelip bana yardım eder. Bir sorsana. Tamam, geliyorum ben şimdi. Nereye oğlum? Dur sen burada, dur. Ha bak, Cansu da geliyor. Hadi yardım edin. Günaydın. Günaydın. Ben onları bagaj alayım. Ay dikkat et. Verdin elime bir ton şeyi ya. düzgün taşın. Çiçeklere nasıl dikkat taşım? Et. Tamam ediyorum işte. Ay, ay dikkat et, dikkat et asistan. Aa, ne oldu kız senin telefonuna? Sattım, ucuzunu aldım işte. Ah Uğur böceğim, o kadar mı sıkıştın sen? Ya olsun, ne olacak? Hem retro bu. hadi. Hadi o zaman. o zaman ben öne oturuyorum. O zaman ben kullanıyorum. O zaman Cansu öne otursun. Ne oluyor ya? Benim ehliyetim yok ki. Yine mi bir sürpriz? İş daveti. Ve bu beni ilgilendiriyor. Çünkü? Son anda çıktı ama çok önemli. Bir sürü de yatırımcı katılacak. Son zamanlardaki olaylar yüzünden bir sürü yatırım zora girdi. Düzeltmeye çalışıyorum.
Ya tamam. Beni affetme ama hiç olmazsa şirket için gel ha. Onca jestine karşılık vermedim. Bunu niye kabul edeyim? Çünkü seni çok özledim. Lütfen beni kırma oğlum. Bu seferlik kabul edeyim o zaman. Sen bir tanesin. Ofisten arıyorlar. Bakmam lazım. Hı hı. Alo. Hayatındaki tek kadın arıyor. Ne iyi ettin de aradın? Niye fısıldıyorsun sen sevgilim? Daha yeni demedin mi? Artık hayatımda karım yok diye. Hayatım hissedarlarla toplantıdayım. Zeliha. Mavi elbisemi bulamıyorum. Aa, kimin sesi o Metin? Hayatım, toplantıdan beni çağırıyorlar. Ay ne toplantısı ya? Dur 2 dakika konuşalım. Uzatma, uzatma. İşim var dedim. Hadi acıktık değil mi? Hadi avum eşyaları biz. Ay ne kadar güzel bir yer ya. Yok yok siz yardımcı olmayın zaten biz hallederiz. Tamam teşekkürler. Hadi asistan. Kızlar şuradan. Yürüyorum. Böyle mi? Evet, evet. Ay çok güzel. Ne güzel gün. Şuradan geçebiliriz. Buradan? Hı hı. Ya of, ne kadar güzel bir yer. Ya sen bu çantanın içine ne koydun kızım? Eşek ölüsü mü koydun? Bu ne ya? Ay ver ver göstereyim ben sana içine ne koydum. Ya. Nasıl taşıdı ya? Bak Vay vay. Bu ne güzel bir sofra olmuş böyle ya. Ha? Biz sofrayı hazırladığımıza göre mangal ellerinizden öper kardeşim. Biz mi? Ya tamam bırak halleder onlar gerisini. Gel ben etrafı gezdireyim sana. Ya dur bir dakika ben fotoğraf çekip kızlara göndereceğim. Hava atacağım azıcık ya. Ya kızım çekmiyor telefon burada zaten bak. Sonra halledersin gel. Gel gel gel. Ya gel, kalsaydık gel. Azıcık mangala falan hadi, yardım hadi, ederdik. Hadi. Hadi. Hadi.
ben. Ben de etleri çıkarım. Kömürür. Kömür orada mıydı? Salata hazırlayayım. Hazırla bari. Burası evse bizimki ne? Vay anasını. Vay anasını arkadaş ya. İnsanlar burada mı yaşıyor? Ha, yok burada yaşamıyoruz. Yani burada nasıl yaşayalım canım asistan maaşıyla? Olur mu canım öyle şey? Ya lükse gel. Burası Mert Bey'in mi yani? Yok, babaannesinin. Yani Bediye Çalhan'ın. Şurada ne var? Yani bizim evden biraz büyük işte. Vay. Burası da banyo. İyiymiş. Of, ne güzel ya. Vallahi burada banyo iyi olur yani. Çok güzel. Vay anasını ya, ne kadar güzel. Ay Allah kahretsin ya. Dur dur dur, elini keseceksin şimdi, dur. Ay kesildi. Ah yapma. Yapma dur. Ne oluyor ya? Yok yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Kan mı tutuyor seni? Deme deme ne olur dur. Ay asistan git benim çantamla ilk yardım çantamı getir hadi. Of yok yok ben şey yapamam yalnız bırakamam seni şimdi burada. Ya saçmalama asistan git ilk yardım çantamı getir. Sen iyi misin? İyiyim. Tamam. Tamam, tamam, ben geliyorum şimdi hemen. Hay Allah ya. Ece'nin çantası nerede? Oğlum ne oldu? Ha, yok yok bir şey ya, yok. Ne oldu? Şey, bir şey yok oğlum. Ne oluyor ya? Dur. Ay. Bu güzel domatesleri güzel kes ha. Var mı bir şey? Yok bir şey yok oğlum ya. Gözü vermesin. Bak, Kerem. Panik yapıyorsun. Yapma, panik yapma. Tamam mı? Tamam mı kardeşim? Kerem. Yetti Bece. Gel, gel. Banyodayım. Geldim. Yıkadın mı elini? Yıkadım, yıkadım. Gel. Ah kahramanım, sen olmasan ben ne yapardım? Ya dalga geçme, kan görünce ben biraz şey oldum ya. Yani başkası olsa tamam da sen olunca biraz şey yaptım. Hadi pansuman yap. Bak o kadar dalga geçtin çantamla ne kadar işe yaradı gördün mü? Thank you.
bantı da yapıştıralım mı? Bizimkileri de ne dedin acaba ya? Çok merak ediyorum. Ya ben öyle gidince onlar bir panik oldu tabii ama... ben şey yaptım yani, bir şey yok dedim ya. Sakin olun dedim. Ne var bunda yani dedim. Kurtardım yani durum, merak etme. Yani yine yalan söyledin. Ya bak... bak ben bundan sonra sana yalan söylemeyeceğim, tamam mı? Evet biliyorum, bundan önce böyle ufak tefek atmışlıklarım var. Farkındayım ama... bak şuraya yazıyorum. Bir daha yalan falan yok. Tamam mı? Tamam. Göreceğiz bakalım. Buraya da yazdın zaten. Onun etkisi büyük. Tabii. Teşekkür ederim. Rica ederim. Toplayalım o zaman. Ben kurt gibi acıktım gençler ya. Dalıyorum, dayanamıyorum. Asistan. Hep beraber başlayacağız. Bekle. Ya bırak gitsin biraz. Ya bekleyelim azıcık. Ay, ya. Tamam. Peki bekleyelim. Ya ortak hadi ya. Uzun mu işin daha? Bekle abiciğim, öldün mü? Öldük acımızdan tabii. Tamam. Vallahi kurtlu bu çocuk. Amma didiştiniz ya. Obrix, acıktın mı? Ne dedi? Anlamadım ya. Obrix. Hop geldi. Sıcak sıcak yer açsanız da biraz şurada. Hmm. İstiyor musun bunu? Ay Mert Bey efsane olmuş vallahi ya. Neredeyse parmaklarımı yiyeceğim yani. Afiyet bal şeker olsun. Biz böyle sıkıcı sıkıcı yemek mi yiyeceğiz? Bir müzik falan açalım bari ya. Benim daha iyi bir fikrim var. Şişe çevirmeci oynayacağız. Şaka yapıyorsun. Hayır. Ya biraz yeseydik. Ya tamam yeriz ya. O arada şey yaparız. Şu açın bakayım. Ha, senin şu çantan olmasaydı var ya, sıkıntıdan bileklerimizi falan keserdik. madem çok sevindin, döndür bakalım asistan. Heh, Cansu. Cansu, doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Tamam, o zaman sana klasik bir soruyla başlıyorum, tamam mı? Var mı kalbinde birileri? Yani böyle kalbinde, aklında, hayatında falan. Yok. Sen çeviriyorsun Nur bacayım. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Sen de sor aynısını. Senin kalbinde biri var mı? Var. Aa, hayatında mı peki yani, sevgilin mi? Yok. Hayatımda olması imkansız biraz. Ya neden peki? Oo, bir dakika ya, oynayacaksak kuralına göre oynayalım oyunu. Araya soru sıkıştırmak yok sırayla. Sen çeviriyorsun. Ha, ben de değil mi? Peki söyle bakalım. Şu hayatta seni en çok ne üzer mesela? Yalan. Yani yalan söyleyen birini asla affetmem. Ben çeviriyorum. Evet, söyle bakalım asistan. Doğruluk mu cesaret mi? Tabii ki. Tabii ki cesaret. Peki, o zaman mangaldaki son sucuğu görüyor musun? Evet. Al onu getir. Al amcığım, ne var ki? Ama elinle. İyi, alacağız artık. Ha.
Bak mangaldan sucuk topladım senin için. Ay aferin sana. Ha, gösteririm ben size. Çak. Dur dur, sıra bende, dur. Ortak kusura bakma, sucuğun acısını senden çıkartacağım artık. Okey. Söyle bakalım, doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Doğruluk, tamam. Nasıl bir kadın için yapmayacağın şey yoktur? Ay ne kadar güzel bir soru sordun asistan, tebrik ederim. Kalbimin sesini duymasın diye yanından kaçtığım bir kadın. Hissettiklerimi anlamasın diye gözlerimi kaçırdığım bir kadın. Daha önce hiç cesaretimin olmadığı başlangıçlara beni sürükleyecek bir kadın. Böyle bir kadın için yapamayacağım hiçbir şey yok. Vay kardeşim. Güzel cevap hakikaten. Metin, nerede davet? Hiç araba yok. Gel hadi. Süreyya Hanım hoş geldiniz efendim. Buyurun her zamanki masanızı alayım efendim. Hatırladın mı burayı? Olamaz. Burada benimle bir ömre evet demiştin. İyi de burası 30 sene önce falan kapanmamış mıydı? Kapanmıştı. Ama bugün senin için yeniden doğdu. Ne mutluyduk o gün, hatırlıyor musun? Ne kadar umutluyduk. Teklifimi kabul ettiğin bu yer sonsuza kadar yaşasın istedim. Yani bütün bunları bir gün içinde benim için mi hazırlattın? Hazırlatmak mı? Kendim yaptım her şeyi. Her tarafı kendim döşedim. Tatlı. Evet, tatlı. Çünkü sen tatlıyı çok seversin. Yemek bitse de bir an önce tatlı yesem diye sabırsızlanırsın. Niye bekleyelim ki?
Işıl Hanım buyurun. Canım ben Metin'le konuşacağım. Yalnız Metin Bey ofiste değil şu an. Nerede o zaman? Söyleyemem efendim. Metin Bey'in programını sizinle paylaşamam. Ay ne demek söyleyemem. Işıl Hanım iyi misiniz? Oturun lütfen. Git git git. Bana bir su getir git. Getiriyorum. Ay salak seni. Biliyorsun Metin sen. Metin. Hadi. Affet artık şu adamı. O kadını bırakacaksın. Bıraktım bile. Sadece çocuğumun annesi diye görüşüyoruz. Hepsi o kadar. Bıraktın gerçekten mi? Evet. Tamam. Affettin mi yani? Tamam. Affettim. Eyt be. Aa, ben bir sıkıldım ya. Hadi kalkın bir şeyler yapalım. Mert. Ay, ne yapalım mesela? Ya bilmiyorum, böyle çılgınca bir şey yapalım. Bak bir sürü alan var, bir sürü bir şeyler var. Gidelim, gezelim yani, bilmiyorum ki. Bunun gibi mi? Bari sen bittin, bittin. Göstereceğim ben sana. Ya ayıp ettin hafiften. Anca beraber, anca beraber. Ya sen var ya, sandığımdan da deli misin ha? Dün ağlıyordun hüngür hüngür, şimdi şu haline bak. Tabii canım, ben öyle bir duyguda duramam yani. Yaşayacak çok fazla duygu var. Hayat çok kısa. Vururum tabii ya. Vur, 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 vur. Ya hadi siz de gelin. Böyle. Hadi ya, bu kadar sıkıcı olmayın abi. Aa, kimmiş sıkıcı ya? Sen. Aa. Yok canım, Mert dururken. Ya kardeşim, eline kimse su dökemez monotonlukta. Ben mi? Ya it. Vallahi asistan, al birini vura tekine ya. Bak bu Mert var ya, anlatıyor yani çocukluk yıllarımızı beraber geçirdik falan diye. Sana çocukluk yıllarını bir de bana sor ya. Sıkıntıdan patlıyordum bu herifin yanında. Sen benimle sıkılıyordun öyle mi? Evet. Nankör herif. Ya biz de şimdi Uğur Böceği ile beraber yaşamaya başladık ama yani... açıkçası korkmuyor değilim ya, böyle işten eve, evde bir şey, sıkıcı bir hayat. Zor vallahi. Ya benden eğlencelisi mi var?
Ali. Sanki. Allah Allah. Ya hadi deme güreş yapalım. Aa, yok artık. Aa, bir dakika, çok iyi fikir ya. Bugün bütün güzel fikirler senden çıkıyor ha. Bayağı iyiymiş. Ciddi misiniz? Evet. Hop bir dakika, gel buraya. Gel. Yeni Ece'yi de Erme'ye dönümde görelim değil mi? Bir dakika bir dakika, ben kimsenin omzuna falan çıkmam. Ya hadi oyun bozanlık yapmayacağız hadi. Ya ben sıkıcı dedim ama bunlar bayağı korkakmış. He. Aa, korkak falan değilim ben. Kanıtla o zaman. Hadi gel. Birbirimize yaklaşmayacağız dedikçe daha da mı yaklaşıyoruz acaba? Sanki. Hazır mısın? Hazır mısın? Ay. Hadi. Hadi senize, sizin bekleyeceğiz bütün gün ya. Gel. Bak Uğur böceği. Seni severim bilirsin. Ama konu rekabet olunca kimseyi tanımam. Aa, asıl ben kimseyi tanımam. Bir abla bir abiyle büyüdüm ben be. Rekabet benden sorulur. Oo, Uğur böceği sonunda ailesinden bahsetmeye başladı demek. Hain saldırı. Tanımam ben, tanımam. Nasıl ortak? Evi yerine geldi mi? Sus, manyak mısın siz resim şimdi? Oğlum şehirden kaçtık, köy evine geldik. Evet, şu an gayet de samimisiniz. Fırsat bir fırsat işte. Ha? Kazandım! İlk defa bir şey kazandım. Kazandım değil, kazandık olacak o. Ne oldu şimdi, siz mi kazandınız? Kazandık! Cansu! 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 Cansu aç gözünü. Cansu! Cansu aç gözünü, Cansu. Cansu! Cansu! Ne oldu? Cansu! 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 Oh, Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim Allah'ım. Ay Cansu! Biri elini keser, öbürü havuzda boğulur. Ve saçma sapan bir piknik oldu ya. Ya asistan bencillik etmesene kız, ölümden döndü şurada. Çok korkuttum beni. İyiyim, merak etme. Hoş geldiniz. Ne güzel bir toplantıymış ya bu böyle ofiste. Nedir bu Metin? Ben. Hani bitmişti bu kadınla ilişkin? Vay, bitmiş olsa alır mı bu arabayı? Laf yani. Bu bana aldığın araba değil mi? Hani benim reddettiğim. Sana aldığı araba mı? Bravo Metin. Bu kadarını ben bile tahmin edemezdim. Her zamanki gibi benim artıklarımla yetineceksin. Ama madem benim elden düşmelerime bu kadar heveslisin, al. Metin de senin olsun. Süreyya. Sakın Metin, sakın. Ya
ne kadar bekleyeceğiz Metin? Hayır, yani karının dönmesini bekliyorsan daha çok beklersin, söyleyeyim. Ya beni eve bırakmayacak mısın? Hayır, yani artık yeni arabam da meşru olduğu için. Ah ışıllah. Hadi hadi atla. Hadi söyle, günün iyisi. Kerem'in bana pansuman yapması. Günün kötüsü? Bugün günün kötüsünü söylemeyelim bence ya. Bence de. Güzel bir gündü. Nerede olmak isterdin peki? Artık sadece eve gitmek istiyorum ben. Çok yoruldum. Aşağıdayım ben, bekliyorum. Kerem aşağıda bekliyor, inelim mi artık? Ece de indi şimdi, ben geleceğim birazdan. Görüşmeyeceğiz dedikçe dip dibe geliyoruz, iyi mi? Şaka gibi. Ver, ben alırım onları. Sana bir daha dokunmayacağım, söz veriyorum. Tek bir cevap istiyorum senden. Tek bir cevap. Allah Allah, telefonu nereye attım ya? Allah Allah. Direkt sorup seni üzmek de istemiyorum. Ama bir cevap çıkarmaya çalışacağım bundan. Bir anlığına. Herkesten, her şeyden uzak. Sadece sen ve ben olalım ister miydin bunu? Sadece sen ve ben. İsterdim tabii. İsterdim ama olmaz, imkansız. Lütfen bir daha bana böyle şeyler söyleme, rica ediyorum. Çünkü biz diye bir şey asla olmayacak. Nerede kaldınız ya? Götür beni buradan Kerem.
Ece ne oldu? Ya bir şey sorma, gidelim lütfen. Gidiyor mu bunlar? Yok artık. Ece! Ece! Kerem! Telefonu da çekmiyor ki. Burada bir başımıza mı kaldık şimdi yani?